Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Can Yoldaş'ın programında tekrar beraberiz. Bu sefer Eskişehir Çifteler kazasının Körasan köyündeyiz. Ve Serkan Yıldız adlı bir çiftçi arkadaşımıza konuğuz. Serkan Bey çok büyük araziler işliyor. Pancar ekiyor sanıyorum. Tane mısır ekiyor. Ayçiçek ekiyor ve çekirdekli kabak ekiyor. Konuğuz ve o can yoldaşını seçme serüvenine birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdi oğlum bu sene 2019 yılı bizim için verimli bir yıldı. Evet. Kabaklarımız, çitlemeli kabak çekirdeğimiz falan fiyatlar güzeldi. Hububat öylesine, şeker pancarımız öylesine. Yeni de arazi satın aldık. Bize üçüncü bir traktör şart oldu. Zaten kullandığımız traktörü, eski traktörü Doğan Ticaret'e sattık. Tarlamızı aldık. Şimdi bize bir traktör ihtiyaç daha çıkınca biz bir traktör almak zorundayız. Bize 100'den 105 beygir arası bir traktör şart oldu. İsmim Serkan Yıldız. Eskişehir Çifteler Körasan köyünde çiftçilik yapmakla meşgulüm. Doğma büyüme buralıyım. Başka hiçbir iş yapmadım bugüne kadar. Babamdan gelen bir miktar arazimiz vardı. Üstüne çalışaraktan ilave yaptık. Bugüne kadar çok mücadele verdik çiftçilik hayatımızda. Yazları köyümüzde, kışları da Eskişehir'de ikametgah etmekteyiz. Bugüne kadar şeker pancarı, patates, tanelik mısır, kabak çekirdeği, hububat bunları ektik. Arazimiz geniştir. Köyümüz de su çoktur. Çiftelerde doğan Sakarya Nehri bizim köyümüzden geçmektedir. Buna istinaden çiftelerin sayılı büyük köylerindendir köyümüz. Bugüne kadar ektik, diktik. Yere ektik, göğe baktık. Allah da işimizi denk getirdi. Kazandık. Bundan sonra da kazanmaya Allah ömür verdiği sürece devam edeceğiz. Bu arada iki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum Gaziantep Hukuk Fakültesi'nde okumakla meşgul. İkinci oğlum Hasan Kalyoncu Üniversitesi, o da son sınıf öğrencisi Mimarlık Fakültesi'nde. Kızım var, o da orta 8'e gidiyor Eskişehir'de. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarım köye geliyor. Burada çalışan arkadaşlarımızla birlikte işin başına geçerekten yazı öylelikle tamamlıyoruz. Ya yalnız ince lastik olsun değil mi abi? İnce lastik olsun pancar ekimimiz, tabii, kabak arası çapası için. Çapaya şuna buna girmemiz şart. Elden traktör mü gezeceğiz? Sizce ne dersiniz? Hattattan devam edelim. Tabii kırmızının rüyasına. Bildiğimiz, memnunuz da zaten. Evet, kullandığımız, evet, traktör. Kızım sen ne dersin? Bence de olur, iyi olur. Aynı Hattat traktörlerinde yine ortak karar alalım. Fiyat olarak da piyasanın. Fiyat olarak şimdi araştıracağız, soracağız tabii. Uygun fiyata almak zorundayız. Evet. Hasan abiyle hallederiz onu. Hasan abin, İlker abinle oturacağız. Baştan kavgamızı yapacağız. Şimdi yeni almamızdaki sebep, elin hurdasından uğraşmayalım oğlum. Evet. Anladın sıfır mı? Sıfır alalım. Sıfır alalım. 3 lira 5 lira fazla olsun. Yeni traktör alalım. Nasıl olsa Hattat'ta da kampanya var. 2 yıl garanti süresi var. Bize de size de yakışır oğlum. Evet. Değil mi? Onun için bir de arazimiz geniş. Çok. Yeşil olarak çok ekim yapacağız bu sene. Sıfır traktör almamızda yarar var. Uzun yıllar kullanırız. Uzun yıllar. Bizim için de iyi olur. Aynen öyle. Durum bu. Hem Hattat'ın servis ağı, yedek parçası, denediğimiz bir traktör, bildiğimiz iki senedir bindiğimiz traktör. Biz alet edevatımız için de uygun. Alet edevatımız için de uygun. Oğlum bu sene 2020 yılında yaklaşık 1100 dekar
çitlemeli kabak çekirdeğimiz var. 270 dekar pancarımız var. 100 dekar danelik mısırımız var. Bu yerler sürülecek. Evet. Şimdi o öteki sattığımız traktör gidince Hattat 398'e kaldık tek. Bir de ufak traktörümüz var. Yetmediğinden dolayı üçüncü ve 100, 105 beygirlik bir traktör almamız bize artık şart oldu. İşlerimiz de yoğun. Bak havalar da yağışlı gidiyor. Baharın nasip olursa havalar açtı mı bu yerler sürülecek. Onun için ben Hattat 305 traktörde karar verdim. Zaten aldık, denedik Hasan Abingil'den bir tane. Gidelim, oturalım, konuşalım. Bütçemize de uygun. Alalım babacığım, sizler uygun görürseniz ne dersiniz? Ben ailenin büyük oğluyum. 22-23 yaşıma girdim. Adım Ramazan Yıldız. Gaziantep Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okuyorum. İşte son senem bitecek Allah'ın izniyle bu sene. Okuldan artan vaktimizde, yaz tatilimizde, sömestrımızda, resmi tatillerimizde babamın yanına gelip onun mesleğiyle ilgili ona yardımcı oluyoruz. Aşağı yukarı senenin yarısında çiftçilik yapıyoruz. Bir nevi ikinci mesleğimiz oldu. Babam bize çok küçük yaşta bu meslek hakkında bilgilendirme yapmaya başladı. Biz de onun yanına gelip yani belli bir donanım seviyesine eriştik. Babam bizi bu meslekten kazandığı, bu mesleği icra ederek okuttu. Biz de onun yanında gelip onun işleriyle ilgili ona yardımcı oluyoruz. Belli bir noktadan sonra yaşı da geçtiği için biz kendine yardımcı oluyoruz. Adım Ali Fuat Yıldız. Ailenin ikinci oğluyum. Yaşım 22. Abimden bir yaş küçüğüm. İkisinin de bahsettiği üzere çiftçilikle uğraşıyoruz. Ayrıyeten ben mimarlık öğrencisiyim. 4. sınıfım. Allah'ın izniyle bu sene bitecek. Bundan sonraki zamanlarda babamın da bize öğrettiği, 10 yaşından beri bize öğrettiği şeyleri çiftçiliği bir yandan devam ettirirken bir yandan da mimarlığa devam edeceğim. Allah'ın izniyle. Bugüne kadar çiftçiliğe devam ederken tüm aile olarak babam, abim, kardeşim olsun bir arada kararlar aldık. Bir arada hareketler ettik. Bu zamanlara kadar geliştirdik kendimizi. Teknolojiyle birlikte çiftçiliğimizi de ilerlettik. Babam teknolojiye ve gelişime açık bir insandır. Biz de abimle elimizden geldiği kadar onun istediği teknolojik aletler olsun, traktör olsun vesaire ona istediği şeyleri sunabilmek için devamlı olarak araştırma halindeyiz. Bunları da göz önüne alaraktan üçümüzün kararıyla teknolojik olsun, gelişmede olsun kendi kararlarımızı veriyoruz. Ben ailenin üçüncü çocuğuyum. Adım Aleyna. 8. sınıf öğrencisiyim. Eskişehir'de okuyorum. Büyüyünce savcı olmak istiyorum. Ben daha büyük abim gibi. Ama köyümden de uzak kalmak istemiyorum. Traktör kullanmasını biliyorum. Zevkle de kullanıyorum. Anneme ev işlerinde çoğu zaman yardım ediyorum. Çiftçilikte iç içe olmayı ben de çok seviyorum. Yaz dönemlerinde hep buradayız, köydeyiz. Köy hayatını seviyorum. Vallahi işte bildiğimiz traktör baba. Servis olsun, arızası olsun, neresinde ne var her şeyini biliyorsun. İlker abi de yardımcı olur, Hasan abi de yardımcı olur. İlçede Savaş Usta da yardımcı olur. Ne desek zaten alo diye hemen açıyorlar. Evet. Ne sorun söylesek hemen çözümünü de buluyorlar. Yani başka bir şeye yeltenmektense hem biliyoruz hem de güveniyoruz bence. Sen ne dersin? Sen ne dersin? Bence de 2 sene kullandık. Herhangi bir arızası olmadı. Zaten garanti süresi var. Evet. 2 sene garanti içerisinde. Servisinde parça temini kolay. Evet. Ucuz. Bir de yerli malı. Evet. Elimizde değerlenebilecek bir traktör. Sıfır almamız bizim için daha uygun olur. Arazimiz çok. Tamam. Biz kızım sen? Yani. Ben de abimlere katılıyorum baba. Tamam. Hanım montları getir. Biz gidelim. Traktörümüzü alalım. Gidelim görelim. Tamam.
Hadi bakalım kalkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyirciler, Yıldız ailesi iki yetişkin erkek evladı bir kız çocuğuyla birlikte oturup karar verdiler. Araştırdılar daha doğrusu. Daha önce kullandıkları Hattat markasına yönelmeye karar verdiler. Daha önce Hattat 398 klasik kasa traktörleri vardı. Hala da onunla devam ediyorlar ama yeni aldıkları tarladan dolayı ikinci bir traktöre ihtiyaçları doğdu. Ve tekrar Hattat'tan yana karar kıldılar. Bu sefer tercih ettikleri Hattat 305 klasik kasa idi. Görelim bakalım sonuç nerelere doğru gidecek. Maşallah maşallah. Bize göre tam oğlum bu. Vallahi uygun baba, ince lastik filan. Beygirme filan da bırakalım da. Pancarımıza, kabak aramıza, her şeyimize girer. Vallahi olabilir. Benim bildiğim kadarıyla 100-102 beygir traktör, ince lastik her işimize uygun. Aynen öyle baba. Bir Hasan abiye de soralım da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan'ım, nasılsın? İyiyim abi, çok şükür. Gençlerle geziyorsun. Evet, maşallah. Evet, merhaba, evet. Ali Fuat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl işlerin? Çok şükür abi. Siz ne Hasan, yapıyorsunuz? Biz ikinci Hattat'ı almaya geldik. Hoş geldiniz. Bir klasik tip var. Evet. Bir de orada modern kaportamız var. Yok, bize klasik tip olacak. Tamam, buyurun. Sade. Geçelim, oturalım hem konuşalım. Evet. Öyle, tamam. Hem çay içelim. Aynen, bismillahirrahmanirrahim. Buyurun abi. Selamun aleyküm. Dur ben şuraya geçeyim Ali Fuat, sen şöyle karşıma geç oğlum. Oturun bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Sen hoş abi. Bulduk Hasan. Köyden mi geliyorsunuz? Eskişehir'den mi? Köyden abi. Köyden mi? Evet. Ne var ne yok köyde? İyilik ne olsun Hasan, kış herkes çekildi evinde. Evet. Şimdi arazilerimizi genişlettiğimizden dolayı bize ikinci bir Hattat şart oldu. Tamam, yardımcı. Traktör de bildiğimiz bir traktör. Memnunuz, koştuk. Dediğim gibi 100-105 beygir arası bir traktör ihtiyacımız var. İnce lastik. İnce lastik olacak. Evet, pancar arası. Kabak, mısır arasına girecek şekilde. Geçen hafta Ferhat Gil geldi. Ferhat Kalyoncu. Evet. Osman Nuri Kalyoncu. Köyden. Onlara da aynı traktörden verdik. 305 aldılar. Ondan önce Nazmi Abigil geldi. Nazmi Çınar. Senin traktörü görmüşler köyde. Evet. Nadas yapışını falan. Biz de alacağız diye geldiler. Bir tane de onlara verdik. Şu an için Körasan bölgesinde 3-4 tane traktörümüz girdi ve talep de çok güzel. Evet. Çok da memnunlar. İnşallah siz de memnunsunuzdur önceki traktörden. Traktörden memnunuz. Bu seneki işlerimiz de, yağışlarımızın bol olduğundan dolayı işlerimiz de iyiydi. Harman hasadımız olsun. Evet. Biz çitlemeli kabak çekirdeği ekiyoruz genelde. Onlar da güzel para yaptı. Bir iki parça da tarla satın alınınca traktör yetersiz geldi Hasan. Tabii. Tarlayı büyüttüğün sürece evet. Arkadaki ekipman da büyüyor. Traktöre de ihtiyaç duyuyor. Gençler evet. De yetişip geliyor. Gençler de evet. Onlar da gelince okuldalar. Serkan abi, seninle mi pazarlığı yapacağız, seninle mi anlaşmayı yapacağız, yoksa geleceğe mi yatırım yapacağız, gençlerle mi yapsak, bilemedim şimdi. Şimdi pazarlığı benden yapalım da gençlerin üstüne alalım artık. Öyle mi? Yeni gençlik daha farklı oluyor. Şimdi gençlerin içine sinmesi gerekiyor, çalışacak evet, olanlar evet. Ya, önce traktörün, onlar bakacaklar, inceleyecekler. Biz zaten biliyoruz, sözünü böldüm, kusura bakma da. Estağfurullah. 398'i kullandık. 2 yaş daha büyüğü işte bu. Küçüğü. 2018'i aldık değil mi? Evet. 2 yıldır kullanıyoruz. Devamlı da ben biliyorum. Memnun kaldım. Şimdi Ali Fuat, baban klasik sever. Sen modern kaporta istersin yani. Belki. O daha elektronik. Abi merakımız vardı. Şimdi ben bazen olmuyor. İşçiye vermek zorunda kalıyoruz. Hem dayanıklı. Hı, ondan dolayı klasik tip sizin işinizi daha evet. Görecek. Şimdi bu zaten traktörün özelliklerini tekrar bir daha inceleriz, en son bakarız, bineriz.
Yani bir fark yok 398'de sizin kullandığınızla. Beygir gücü sadece 102 beygir gücünde. Evet, çok iyi. 416 Newton tork üretiyor motor. Sizin traktörünüzdeki gibi power core çift hava filtresi, elektrik kesici şartel, kompresör, turbo, interkol, mazot soğutma, arkalarda yardımcı pistonlar, orta kol hidrolik, 8 damper çıkışı, klima, lift otomatik. Bunların hepsi bunda da mevcut. Hostes koltuğu var. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Sadece beygir gücü biraz daha düşük. Torku da 416 Newton tork. Kaçlı pulluk koşmayı düşünüyoruz arkasına? Şimdi 98'de bizim 5 sokulu var, 16 inç. Bunda evimizde 4 sokulu 16 inç pulluğumuz var. Büyük, büyük tablalı. Onu koşacağız buna. Tabii mısır yeri pancar altı sürüyorsanız, toprak da biraz ağırsa... Ağır bizim toprağımız. 102 beygir daha ideal olur. Dörtlüye. Evet. Abi şimdi evde hazır varken pullu ekipmanı. Dedik 398 alacaktık. O büyük kaçtı ekipmanlara. Dedik bir 10 beygir daha düşüyor olsun. Hem işte balyada yardım eder, hem söküm zamanı, sürüm zamanı iki traktör çok rahat balyada olacak bizim için. Evet. Alacağız illa. İnşallah nasipse anlaşırsak fiyatta da İnşallah. Yardımcı oluruz ya. Şimdi Hasan bu traktörün bize oluru ne? Serkan abi şimdi sen bizden daha önce de bu ikinci traktörün değil. Evet. Defalarca alışveriş yaptık. Yani bununla ilgili sana elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Şimdi fiyatta bunu en son demeyelim de sana olacak rakamı diyeyim. Takas falan var mı? Yok. Peşin. Peşin para olacak. 175 bin liraya kadar verebilirim Serkan abi bunu. Yok abi çok dedin ya. Biz çok gelirken 160 diye geldik. Çok değil Ali Fuat. Vallahi çok dedin abi. Şu an emsal markalarda 75 beygirlere istiyorlar 170-180 bin lira. Tamam da abi biz daha ilk alıcılardanız buralarda. Hasan yani. Biz yabancı değiliz. Baştan kavgamızı yapalım. Olmazsa İsmail abi araya sokalım, İlker'i sokalım. Yani olmazsa... Bize olurunu net bir şekilde rakam... Şimdi şöyle yaparız. Gerekirse fabrikadan da özel fiyat alırız. Evet. Deriz ki bu bizim daha önceden de traktör verdiğimiz bir çiftçimiz. Bu çiftçimizin sayesinde aynı köyde 4 tane 5 tane traktör sattık. Evet. Yani güzel de bir reklam yapıyor. Memnun da. Şimdi ikinciyi aldı. Yarın üçüncüyü alacak. Evet. Bunu filo müşterisi olarak değerlendirelim. Yapabileceğimiz evet. bütün iskontoyu yapalım deriz. Bölge evet. müdüründen, genel müdürlerimizden ekstra iskonto isteriz. Serkan abi. O ayrı. Şimdi biz kendi şeyimize bakalım. Sen bize bir fiyat daha çıkartasın. ₺167.000 Serkan abi. Haydi bismillah. Tut. Tut. 160 lira hayır gör Hasan. Kurtarmaz Serkan tut. Abi. Tutun oğlum. Çıkarmayız yardım. Oğlum. Olmaz olmaz. Ali Fuat zarar. 160 peşin Hasan. Hayırlı uğurlu olsun eder, Hasan. Bak bunun plaka, ruhsat, sigorta masrafı var. Yani fatura kesiyorum ben buna. Hayır İsmail abi bakar mısın çıkamıyoruz abi? Çıkamıyoruz işin içinden. Hayır, Serkan hayır. abi. 160 zarar mı ederim? Sen benim zarar etmeni ister hayır, misin istemem. Abi? Hayır istemem. İstemem Hasan'ım. Sen de bizi mağdur gör. Ya hep bizim dalımıza basıyorsun olsun. Serkan abi. İnan bak. Alan satandan umarmış Hasan. Aradaki 7000 lira. Alan satandan umarmış. Umar da İsmail abi buyur gel aramıza. Bir malın bir değeri var. Baba bir dakika gelir misin? Elimizi bırakmıyor. 305'e pazarlık ediyoruz. 167 bin liraya bıraktım ben. Serkan abi de diyor ki 160 bin liraya hayırlı uğurlu olsun. Ben de diyorum aynen. zarar ediyor. 165'e hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam seni mi kıracağım İsmail abi? Hayırlı olsun oğlum hadi. Traktöre birlikte bir binelim yine. Bir çalıştırın. Allah tekerine taş değdirmesin oğlum. Güle güle koşun. Anlatayım ben size özelliklerini. Serkan abi krediyi kullanırsın. Evet. Traktörü yükleyelim. Tamam. Köyünüze götürelim. Tamam mı? İndirelim. Teslimatında yapalım güzelce. Tamam. Bugün. Oldu mu? Orada da bir fotoğraf çekinelim. Evet. Hayırlı olsun derken. Tamam. Reklamımız olsun ya. Tamam. Öyle yapalım. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Buyurun traktörün başına geçelim. Orada bir... Hadi bakalım. Bir daha içini...
kapılar açıktır. Ali Fuat sen geç. Geç direkt. Bir marşına bas, bir çalıştır. Hadi geç, çalıştır bir de oğlum. Serkan abi. Evet. Zaten daha önce de kullanıyorsun, evet, biliyorsun ama. Kullandığımız bildiğimiz. Avrupa çift hava filtresi, elektrik kesici şartel var ön kısmında. Çift hava filtresi turbosu var. Turbosu. Kompresör. Evet. Turbo öbür tarafta. Interkol var, yağ soğutma var, mazot soğutma var. Evet. Yine önceki kullandığın traktördeki gibi. Evet. Çalıştır bakalım oğlum. Yakıt deposu yine 125 litre. Aynısı. Radyal lastik. Lastikler ince lastik. Evet. Kompresör. Kompresörüm burada. Öncekindeki gibi. Bunda da 540 bin devir var kuyruk mili. Evet. Arkada 8 çıkış, yardımcı pistonlar, otogol piston var. Evet. Aynısı ya. Aynı. Sadece beygir gücü. Evet. Diğerinden 8 beygir düşük. 10 beygir değil bak. 8 evet, beygir daha aşağıda. Onun dışındaki bütün özellikleri aynı. Yine buçuk şanzımanlı. Hı hı. Nasıl Ali Fuat? Abi benim kadar ayıp. 2 yıl garantili. Fabrikası burada, yerli. Parça ucuz, evet, bakım ucuz. Bunu bindirelim, yedek götürelim. Yedek parça ucuz. Orijinal İngiliz Perkins motor, HEMA şanzıman. Alana da satana da hayırlı, hayırlı olsun. Olsun. Bindirelim götürelim köyümüze. Tamam. Ben kamyonu çağırayım. Tamam. Kamyon gelsin burada. Hemen yüklemesini tamam yapalım. Efendim. Hep beraber tamam, önlü arkalı köye gidelim. Tamam. Orada da indirelim, teslimatını yapalım inşallah. Kapadın oğlum yan şeyleri. Serkan abi, traktörle ilgili ayrıntıları ben sana anlatayım. Tamam. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tamam, tamam. Traktörün içine geçelim. Oğlum geç sen abi. Ayrıntıları ile ilgili bilgi vereyim. Tamam. Daha önce de kullandığınız bir traktör ama yine de evet, abi. Ayrıntıları ile ilgili. Şimdi buçuk şanzımanlı traktör. Evet, 12 ileri 4 geri vitesi var. Kaplumbağa tavşan burada. Uçuk vitesiniz burada. Hidrolik kontrolleriniz, hassasiyet, bu taraftaki hassasiyet, bu taraftaki hidrolik kontrollerini evet, sağlıyor. Lift otomatik düğmesi, hidroliğin indirme kaldırma, kabin lambalarınız, ön ve arka silgeçleriniz, bu da tepe lambası. Kompresör göstergesi, onun yanında üst kısmında bulunan 4 tane damper golu var. Arkada 8 tane çıkış var. Renklerine göre hepsi 2 damper çıkışını kontrol ediyor. Onun dışında bu el gazı. Şurada hidrolik kitleme var. Evet. Hidrolik evet, kitleme. Evet. İndirme kaldırma hızını kontrol ediyor şu kol. Şu kol diferansiyel kilidi 4 tekeri kitleme moduna getiriyor aşağı indirdiğin zaman. Yine bu tarafta çift çeker, ön çekerleri bağlama. Aşağı ittirdiğin zaman bağlıyor. Yukarı çektiğin zaman 4 çekerden evet, çıkartıyor. Kuyruk mili. Kuyruk mili 540 bin devir. 2 devir var. Debriyaja basıp önce bunu yerine takıyorsun. Şunu takıyorsun. Pardon. 1000 devire. Ondan sonra bunu devreye soktuğun zaman kuyruk milin çalışmaya başlıyor. Onun dışında kabinde
havalandırma ve klima burada. Şimdi klimayı kullanırken yazın şuradaki kalorifer modunu kapatıyoruz. Evet. Orta klimayı devreye sokuyoruz. Buradan açtığımız zaman soğuk üflüyor. Kışın klima modu kapalı duracak. Kalorifer modunu açıyoruz. Buradan açtığımız zaman sıcak üflüyor. Sunroof buradan açılıyor. Tekrar bu şekilde kapatıyoruz. Motorla ilgili ilk bakımı 250 saatte, sonra 500 saat ve sonra 1000 saatte arka yağları ağır bakımı var. Ortalama 600 lira civarında bakımları. Bakım kiti geliyor, yağı, filtresi hepsi içinde. Servis ücretsiz olarak gelip değiştiriyor. Hararet göstergesi ve mazot deposu göstergesi var. Burada da. Onun dışında ilk kullanımda biraz devri yüksek kullanalım. Hani normalde 1400 devirden sonra turbo devreye girer. Maksimum güce 1400 devirde yakalar. 416 Newton torku. Ama ilk 250 saate kadar motor açılması açısından 2000 devirde kullanırsak daha sonra daha iyi randıman verir. Onun dışında önde power core çift hava filtresi var. Biliyoruz abi onları. Orada onları biliyorsun. Onun motoru, onun temizliği ile ilgili kompresörün de aşağıdan jackları var. Hortumlarını şimdi size vereceğim. Evet. Bir hediye paketimiz var. Onu vereceğiz. Tamam. İçinde yelek, şapka, bere, eşarp, termos var. O da bizden, firmamızdan size hediye. Güle güle kullanın. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Vallahi abi bildiğimiz traktör. Ondan yani şu anda. Şanzımanla arkanın yağı bir, ikisi bir. Yağ bakımına dikkat edin arkanın. Özellikle damperli romork falan kullandığınız zaman yağın bir kısmını dampere basar. Onun tamamını geri çekemez. Bir litre falan damperde kalır romorkta. Arka yağı eksilttiğinde şanzıman yağın içinde çalışıyor. Onlara dikkat edin. Onun dışında inşallah bir sıkıntı yaşamazsınız. Güle güle kullanın. Sağ olasın abi. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Aklına takılan sormak istediğim bir şey varsa bilgi vereyim. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Ya her şeyini biliyoruz neredeyse zaten. Daha önce de kullandığınız için. Serkan abi fotoğraf çekineceğiz önünde. Tamam abi. Beraber. Tamam. Ondan sonra ben size kompresör hortumlarını kutuyu takdim edeyim. Tamam abi. Ondan sonra garajımıza çekelim İnşallah. Traktörümüzü. Şimdi Hattat 305 traktörümüzün kabinin içindeki düğmelerin kullanımıyla ilgili bilgi vereceğim. Tepe lambamız, silgeç yıkama, cam yıkama suyumuz, ön ve arka silgeç düğmeleri, kabin düğmeleri, lift otomatik düğmemiz, hidrolik indirip kaldırma düğmesi, klimanın kalorifer modunu devreye sokan düğme. Onun dışında bunlar hidrolik kollarımızı indirip kaldırıyor, hassasiyet ve indirip kaldırma kolları. Şurada kompresör kompresörümüzün göstergesi, gösterge paneli var. Damper çıkış kolları. Her biri iki tanesini kontrol eder. Toplam 8 çıkış vardır. Onun dışında şurada vitesin kenarında hidrolik kitleme mandalı. Tamam. Şu diferansiyel kilidi 4 tekeri birden kilitler. Bu da hidroliğin indirip kaldırma hızını ayarlar. Burada viteslerimiz var. Hızlı ve yavaş. 1, 2, 3 geri. Ayrıyeten direksiyonun alt kısmında da buçuk vardır. Kaplumbağa ve tavşan. Toplamda 12 ileri 4 geri. El gazımız. Lambalarımızı yakan düğme. Dörtlü lambası burada. Şuradaki küçük olan kol. Sinyaller, korna ve selektör yapmaya yarıyor. Onun dışında kabinin üst kısmında klima kontrolleri var. Teybimiz var. Hafıza kartlı. Orta kısım klimayı devreye sokar. Buradan da fanları ayarlarız. Çift çekeri devreye sokan kol. El frenimiz ve kuyruk milini devreye sokan bölüm vardır. 540 ve 1000 devir. Kuyruk mili devrimiz var. Hostes koltuğumuz var. Evet sevgili seyirciler. Yıldız ailesi sonunda karar verdi. Can yoldaşını seçti ve can yoldaşlarına kavuştular. Yıldız ailesinin can yoldaşı Hattat 305 klasik kasa.
Yeniden başka bir can yoldaşı serüveninde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, bolluk içerisinde kalınız efendim.